Evet sevgili Palatin'in gizlicileri, işte şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Daha önceki bölümlerimizde biliyorsunuz Suat abimizin Yeniköy'deki muhteşem restoranı tanıtmıştık ama ben bir tur daha atayım şöyle. Ve şimdi sizi nereye getirdim biliyor musunuz? Bakın muhteşem dekoru ile Florya'da işte ilk açtığı yere getirdim ve işte şimdi içeriye girdik diyoruz. Merhabalar. Hocam bekleyin. Önce hanımefendiler. Tanıyalım sizi. Duygu. Duygu Hanım. Karşılamadasınız burada. Evet. Nasıl gidiyor? Güzel. Her şey yolunda mı? Evet. O zaman süper. Biz şöyle bir devam edelim. Sizi tanıyalım. Irmak. Irmak Hanım'ın gözlerine şöyle bir bakar mısın? Yemyeşil vallahi. Çok teşekkür ederim. Bir de çok güler yüzlüsünüz. Enerjiniz de çok yüksek. Süper vallahi. Teşekkür ederim. Bizi de böyle karşıladığınız için biz de güne çok güzel başladık. O yüzden dolayı ben şöyle bir yetkililerimizin yanına doğru istersen bir merhaba diyeyim. İşte Kemal Bey, diğer yöneticimiz de İlkan Bey. Nasılsınız? Efendim, çok teşekkür ederim. Gidiyor? Sizler nasılsınız? Şöyle aranıza gireyim mi? Abi biz geçen bölümlerimizde sizin Yeniköy Şubesini tanıttık. Gördük, Suat Kaşıbeyaz gerçekten benim çok değerli dostumdur, abimdir. Yaklaşık 20 senemiz var kendisiyle. Ben dedim ki abi şu şubeleri bir gezeyim tek tek. Çünkü aynen, hepsinin dekoru, mutfağı, ekibi çok çok farklı. Hepsini tanıtmak lazım diye düşündüm. Çok sevindik. Ev sahipliği yapmaktan. Abi bak tutma beni, ben giderim o zaman mutfağa görsün günler. Biraz yani. Tutacağım seni. Bir şey tutacağım. Buranın mutfak ekibi bakalım Yeniköy Şubesini geçecek mi? Burası performans merkez. Olarak. Burası merkez. Ben bilmem abi, orada Cesur Usta vardı. Bütün operasyonun döndüğü yer burası. Hep beraber karar verelim. Orada Cesur Usta vardı. Hep beraber karar verelim. Cesur Usta'ya da meydan okuyoruz. Ben şimdi... Burada da Hacı Usta'mız var. Hacı Usta ile Cesur Usta arasında savaş başlatıyorum. Bekliyoruz. Göreceğiz. Olur mu? Olur abi. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hiç vakit kaybetmeden... Abi tutma beni, ben mutfağa gideyim. Hemen mutfağa alıyoruz. Bak abi. Gidiyorum ben. Hadi abi tutma beni. Ben mutfağa gidiyorum abi, görüşürüz. Mutfağın önündeyiz. Bakalım Cesur Usta mı, Hacı Usta mı? Yeni köyümüzün... Efendim... Hadi bak yanlış anlama, ben birbirine düşürürüm. Lezzet deposu burasıdır. Bak giriyorum abi. Buyurun. Gel. Gel. Hocam merhaba. Önce bak ben ilk gördüğüm arkadaştan başlarım ben. Tanışalım hocam. Ekrem abi. Soğukça Ekrem. Ekrem abi. Soyadın abi mi? Özsoy. He? Özsoy. Özsoy. Ha, evet. Ekrem Özsoy. Memleket neresi? Zonguldak efendim. Zonguldak. Buradan Zonguldak'a da selamlarımız olsun. Evet efendim. Zonguldak. İnşallah biz de hani programı uydurabilirsek en yakın zamanda Zonguldak'a da gideriz. Evet, İnşallah. İnşallah. Hatta Zonguldak da bizim Beşiktaşlı Tümer Metin'in de memleketidir. Evet. Tümer'e de buradan selamlarımızı selamlar olsun. Evet. İnşallah sen de Beşiktaşlısındır. Yok. Biz Cimbomluyuz efendim. Sen var ya sen. Bunlar geç kalmasın. Kaç numaralı masaya gidiyor? Altınoğlu masaya gidiyor. Altınoğlu. Allah bizim masaymış. Bizim masa doğrudur. Altı numaralı masa bizim masa. Doğrudur. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İşte neye niyet, neye kısmet demişler. Bize giden şeyler de gördük burada. Bak görüyor musun hocam? Hazırlan. Seni tanıyalım. Bülent Çelik. Evet. Memleket? Diyarbakır. Diyarbakır. Diyarbakır'a da selamlar olsun. Teşekkür ediyorum. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Aslan kardeşim benim. Çok da yakışıklısın ha. Teşekkür ederim. Buradan Facebook'a girmiyorsun değil mi? Yok. Aman ha, sadece siparişleri vereceksin oradan. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi şöyle bir sağla. Mustafa Tekçe. Antepliyim. Gaziantep'lisin. Evet. 18 senedir çalışıyorum. Vay vay vay. 18 sene olmuş. Evet. Bak Suat abinin işte en büyük özelliği. Benim de tam 20 yıllık dostum. O da bak evet. Ne yapmış? Dost gibi, aile gibi gördüğü insanların hepsini 18 yıldır burada... Evet. Değil mi? Evet. Çok önemli yani. Diğer şubelerimizdeki künefe ustalarımızın ustasıdır. Çevir hocam, çevir yanmasın, çevir. Hoş geldin. Çevir, hoş bulduk, gel. Memleket neresi? Elazığ 23 senedir çalışıyorum bu işi. Elazığ 23 senedir evet. Çalışıyoruz, bu işi yapıyoruz evet. Başka? Evet, yapıyoruz. Çevir hocam yanmasın. Canlı canlı çiğ köfteye gel. Merhaba, hoş geldin. Hocam bak, malzemeden çalma. Bol bol, hepsi seni bol. Seni tanıyalım öncelikle. Hüseyin Yılmaz, çiğ köftenin... İcadı benim. Çiğ köfte, en güzel çiğ köfte bu dükkanda olur. Memleket... Başka bir yerde olamaz. Gaziantep. Gaziantep. En güzel çiğ köfteyi diyor, ben yaparım diyor. İşte Bilal Usta, memleket? Gaziantep. Gaziantep. Evet. Evli miyiz? Evliyim abi. Kaç çocuk var? 3 tane elini öper. 3 tane tebrik ederim abi. İşte Cumhurbaşkanımızın, eski başbakanımız Tayyip Erdoğan'ın gerçekten sözünü dinlemişin. Seni evet. Canı gönülden Palatin Rengi ekibi evet, olarak kutluyorum. Ederim. Hocam kıyma bana ya. Vallahi hani bak Fikret Acil yapma, bir daha yapmayacağım böyle, bak yemin ederim yani yapmayacağım. 1994'ten beri kıza çalışıyorum. Ben ona yapma diyorum. Fikret Acil diyor, ben diyor 1994'ten beri. Et öncelikle kuzu eti, bizim özellikle bu işe ilgilenen ustalarımız var. Eti seçip getirirler. Sende o varsa bende de bu var ha. İnşallah. Beraber mi yapacağız? Yapacağız. Beraber mi yapacağız? Beraber yapalım. Nasıl yapacağız? Şimdi siz... Hadi bir göster o zaman. Başlıyoruz. Ya bir de şarkı mı söylesek bununla beraber? Şarkı, memleket neresi? Memleket Elazığ. 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 Süper. Elazığ'a da buradan tekrar selamlar olsun. Sağ olasın.
Şöyle şöyle. Abi, hayır olma. Aman abi. Herkes bildiği işi yapsın. Aman abi bak biz beceremedik biliyor musun? Elimize yüzümüze bulaştırdık. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Piştikten sonra daha da lezzetli olduğunu evet. düşünüyorum. Mustafa müdürümü de tanıtmak istiyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Size nasılsınız? İyi abi. İsim soy isim de söyleyeyim. Mustafa Açıkgöz. Memleket. Sinop. Sinop. Buradan Sinop'a da selamlar olsun. Selamlar olsun. Mutfak ekibi sağlam yani. Sağlam. Sağlam. O konuda gerçekten sağlam. Çocukla ilgili evet. güzel evet. burada bir alan güzel, da var. Güzel çocuk İsterseniz... odamız var. Bir orayı da gezdirelim. Hiç vakit kaybetmeden oraya doğru bir gidelim. Gel bakalım. Buraya gelen aileler çocuklarını... Rahatlıkla... Hiçbir şekilde böyle merak etmeden evet. buraya bırakıp gönül rahatlığıyla evet. yemeklerini yiyebilirler. Burada ablaları var. Onlarla ilgileniyor zaten. 4-5 tane ablamız var. Süper. Merhaba. Sizi de tanıyalım. Hoş geldiniz. Ayşe Kaplan ben. Ayşe Kaplan. Çocuklarla aranız nasıl? Çok iyi. Çok iyi ki buradasınız değil mi? Evet. Gerçekten. Evet, Özlem? Yılmaz. Özlem Yılmaz. Hacı Usta'nın kızı. İşte mutfaktaki Hacı Usta'nın kızı. Evet. Baba çok tatlı. Evet, o da çok tatlı. Herkes... Biz Cesur Usta diyorduk ama Cesur Usta'ya da öğretmiş artık işi. Ya, tabii ki de. İkisi de yani usta oldukları için tabii ki de yani, tanıyorum. Evet. Kadir oynayalım mı seninle? Gel, ikimiz oynayalım. Hem çekip hem oynayabilir misin Kadir? Gel. Hadi bakayım Kadir. Bak top orada. İşte 1-0 golü attık efendim. Hocam acayip basket atarım bak. Bak. Ben müthiş diyeceğim ama buna izleyicilerimiz karar verecek. Gerçekten çok güzel ve değerli bir ekibiniz var burada da. Teşekkür ediyorum. Yani ben artık onu söylemek istemiyorum. Yani insanları birbirine düşürmek istemiyorum. Artık Cesur Usta, Hacı Usta bunların hepsi bizim ustamız. Öyle diyeyim yani. Yani bütün şubelerimizdeki kalite, mutfak kalitesi, servis kalitesi her yerde aynı üst standartta tutmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Ustalarımız arasında tabii ki tatlı bir rekabet oluyor. Bu da müşterimizin önüne giden yemeğin lezzetini fazla fazla artırıyor. Gerçekten paletin rengine renk kattınız. Biz Kemal Bey'e ve İlkan Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan biz de gurur duyduk. Her ve, zaman bekliyoruz. Ne yapalım biliyor musunuz? İsterseniz hiç vakit kaybetmeden biz izleyicilerimize şöyle el sallayarak veda ederken buranın en güzel görüntüleriyle izleyicilerimizi baş başa bırakalım. İsterseniz. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür Hepinizi ederiz. Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz ve. Çok teşekkür ediyoruz. Paletin rengini izlemekten sakın ol sakın. Ayrılmıyoruz. Ayrılmayın. Paletin rengindeyiz. Paletin rengindeyiz. Hepimiz oradayız. O zaman şimdi buranın en güzel görüntüleri geliyor. Bizi izlemeye devam edin. Biz şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bakalım neredeyiz. İşte şimdi sizi Florya'daki diğer şubeye getirdim. Gerçekten sol tarafımızda deniz manzarası, sağ tarafımızda da muhteşem restoran. Ama biz hiç vakit kaybetmeden içeriye doğru girelim. Abimiz Ayhan Ocakbaşı. Doğru mudur abi? Doğrudur. Fazla bekletmedik değil mi? Yok. Çok, abi anca çok, diğer şubeler çok beni çok oyaladı. İnanılmaz derecede. İnanamazsın evet. yani var ya böyle bir şey olamaz. Hepsinle çok güzel keyifli şeyler yaptık geçen bölümlerimizde. Her şey yolunda mı abi? Her şey yolunda. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Gerçekten iyi, buranın da muhteşem bir manzarası var. Burada denizin dibinde yemeğini yiyebiliyorsun. Evet. Bir de buranın çok büyük bir özelliği var. Onu da birazdan içeriye girince göstereceğim. Acayip bir şey ya. Çocuklar zannediyorum ki onun önünden böyle ayrılamıyordur. Ayrılamıyorlar. Değil mi? Mutfak ekibi hazır mı abi? Hazır. Mutfak ekibimiz hazır. Bak abi geçen bölümümüzde ilk bölümde Cesur abiye gittik. Hı hı. Dedi ki benim ekibim dedi bütün şubeleri geçer. Sonra Hacı abi dedi ki onu ben eğittim dedi. Doğru söylemiş. Onu ben eğittim dedi. Benim ekibim daha dedi performansı yüksek dedi. Hepsini ziyaret ettik. Bakalım bu şubenin nasılmış. İsterseniz onu da bir görelim. Şubeler merkeze hep geçiyor. Yani yetişenler, sonradan yetişenler ustalarını hep geçmek zorunda. Hayda şimdi burası da mı iddialı? Burası da iddialı. Hadi o zaman diyoruz. Vakit kaybetmeden giriyoruz. Tabii, girelim mi abi? Girelim abi. Kim bekliyor bizi? Usta. Talip ustamız bekliyor. Talip usta. Allah. Mutfak şefimiz Talip ustamız bekliyor. Hadi gel hocam.
Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, tanıyalım sizi. Recep Çetin ben, salon şefiyim. Sizi tanıyalım. Cengiz ismim. Cengiz, soy isim, isim miyim? Cengiz Şen. Cengiz Şen. Memleket? Samsun. Restoranımızın damadı. Hocam akşama düğün var sanırım. Değil mi? İnşallah bakalım. Gelin, gelin hazır mı gelin? Hazır diyelim. Memleket neresi? Rizeliyim. Rize. Buradan evet. Rize'ye de selamlar olsun. Seni tanıyalım, isim soy isim. Hakan Kokus. Mutfağa geldik ve zurnanın zırt dediği yere geldik hocam. Hoş geldin. Değil mi? Bak, ilk şubede Cesur Usta. Daha sonra Hacı Usta ve şimdi de Talip Usta. Hoş geldiniz. Talip Usta, Palet Usta hoş geldiniz. Palet Usta. Hocam Palet. Biz daha usta olamadık ama sen ne diyorsun bu usta? Az çok siz de artık bu işin içinde... Usta olmaya çalışıyoruz. Öğreniyoruz işte, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çıraklık yapıyoruz, ne bileyim ızgaraya geçiyoruz. Ara sıra soğuklara yardım ediyoruz, salata yapıyoruz, meyve hazırlıyoruz. Soğan doğruyoruz. Yani yapmaya çalışıyoruz. Tanıyalım seni. İsmim Abdullah. Soğuk mezeciyim. Soğuk mezecisin. Memleket? Memleket Diyarbakır. Diyarbakır. Tamam. Talip Usta'nın memleketinden. Evet. Ve hocam ben bu mezenin kralını yaparım diyor musun? Diyorum ama meslek diyorum geniş. Ama meslek geniş olduğu için. Kaç senedir yapıyoruz bu işi? Herhalden üstündür. 16 yıldır buradayım. 16 yıldır. 18 süper. 18 senedir bu işi yapıyorum. Süper. Memleket? Zonguldak. Zonguldak. İsim, soy isim? Cihan Özsoy. Günde kaç kebap pişiriyorsun? Kaç şiş atıyorsun ocağa? 200 oluyor, 250 oluyor. 200, 250, 300 var mı arttıran? 400, 500 var mı arttıran? 600? Zor oluyor mu? Hocam bir şey söyleyeceğim. Beraber verelim mi? Verelim hocam. Nasıl vereceğiz? Ama bir dur önce bir tanıtalım seni ya. Ben Fırıncı Ali Usta. Fırıncı Ali Usta. Evet. Memleket neresi? Gaziantep. Bir şey söyleyeyim, yakıştı ha. Sen tut biraz muhabirlik yap, kendini bir tanıt bakalım izleyicilerimize. Ben Buran Usta. Ben Buran Usta. Memleket neresi? Şanlıurfa. Evet, tamam. Ayva tatlısı mı o? Ayva. Fırından yeni çıktı. Bunu şimdi bir daha fırına atacağız, bir daha süreceğiz fırına. Üstünde kızartacağız bunun. Ne kadar zamanda pişiyor bu? 200 derecede 100 dakika civarında pişiyor. Oo, diyetteyim ben, yiyebilir miyim? Tabii, zaten bu diyettekiler içindir. Doktorum merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, size nasılsınız? Hani sen gözlükleri öyle takınca ben seni doktor zannettim. Yok abi, doktor dediler ki etin, etin doktoru dediler ama. Yani orası öyle. Doğru mu? Doğrudur abi. İşte Talip Usta, ben diyorum ki Hacı Usta'ya da Cesur Usta'ya da buradan şov yapalım. Senin şöyle güzel hünerlerinden birini gösterelim. Şöyle bizim ekrana da böyle alevli malevli bir yemek yapalım, olur mu? O zaman hemen başlayalım. Ama çok hızlı isterim bak. Hemen. İnanılmaz derecede tam bir dakika var, başladı abi. Tamam, hemen başlıyoruz o zaman. Bak bak. Oo, alevli malevli, bak bak. Hop, biberi de attık. Oo, biberi de attık. Yine sallıyoruz. Salla ana, salla, salla, salla. Oo, bak bak nasıl. Sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz. Domatesimizi de attık. Şimdi baharatlarımızı evet. Koymaya geldi sıra. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür eline, ederim. Eline, koluna, olsun. Yüreğine, sanatına seninle sağlık. Ayağınıza sağlık buraya geldiğiniz için. Ne demek hocam, senin için Muş'un ağası diyorlar. Ağ olmasak da o yolda gidiyoruz. O zaman kocaman alkışlar Muş'un ağası için gelsin bakalım. Paletin rengini hocam bize bir nakarat böyle. Saçlarından bir tel aldım. Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Bu gönlümü sana verdim. Haberin var mı yar yar? Haberin var mı? Şarkıyı söyledik. Senin Muş'ta olduğunu söyledik ama ismini soy ismini söylemedik. İbrahim Yılmaz be. İbrahim Yılmaz. Artık evet. Albüm teklifleri gelirse benim programdan sonra. Bakalım değerlendiririz. Aman ha, satma burayı. Tamam. Menajerlik için de beni arayabilirsin. Ararım. Ben senin her türlü menajerliğini yaparım. Biz şimdi hepimize el sağlıyoruz kameramıza. Evet sevgili paletinin gizicileri, işte biraz önce size dedim ya, burada muhteşem bir sürpriz var diye. Burada yemek keyfini yaşarken aynı zamanda da bu manzara eşliğinde müthiş bir akvaryum var.
evlilik fuarında, organizasyon fuarında fuarın en uzun çifti. Doğru mu? Evet. Nasıl gidiyor, tanıyor musun? Harika. Maskenin arkasında kim var acaba? Esrarengiz biri. Şu an buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Hocam aman elini bırakma bak. Görüyor musun? Bir tutmuş elini, bir daha herhalde bırakmazsın hiç. Kesinlikle bıraksın. Senin ismini öğrenelim. Tahta bacak. Tahta bacak. Sen de herhalde bayan bacak. Ben de bayan tahta bacak. Tahta bacak diyoruz. Size mutluluklar diliyoruz. Şöyle kameramıza bir el sallarsanız. İşte evlilik fuarında gezerken dostlara da rastlamak tabii ki mümkün sevgili Palitrin'in gizlicileri. Şimdi yanımda gerçekten çok eski bir arkadaşım var. Taha Yüksel. Hocam bak kurmuşum buraya masayı. Kurmuşum buraya masayı. Ben de birazdan yönetim kurulunu toplarım. Bekliyoruz Palet'cim. Gerçekten artık bu işe de el attın. Yani organizasyon, düğün. Herkes mutlu olsun. Toplantı. Ha. Değil mi? Düğün, davet, tabii kurumsal. Sünnet de yapar mısın hocam? Hepsini yapıyoruz. Sünnet de. Hani Allah bak işte ben de onu merak ediyorum. Sünnet yapıyorlar mı diye. Davet ait de buradan hani bizde. Sünnet yapacaklara da sesleniyorum özellikle. Kesmek hariç her şeyi yapıyoruz. Nasıl gidiyor ta? Güzel gidiyor. Zaten fuardan önce bir 20 tane falan bir sözleşme yaptık bu yazla alakalı. Benim programdan sonra sözleşmeler artacak buna inanabilirsin. Biz 50'yi bekliyoruz inşallah. Ayağın da uğurludur senin kardeşim. Aynen öyle. Bereket saçıyorsun inşallah. Senden sonra daha güzel olur programdan sonra. İnşallah olur. Gerçekten çok acayip bir sektör bu. Yani herkes güzel güzel mekanlar arıyor. Ve kolay kolay evlenilecek yeri ya da o organizasyonu yapacak yeri bulmak kolay değil. Doğru artık mu? Biz varız onun için. Artık biz varız diyor. Yani her türlü garanti ve güvenceyi veriyoruz diyor. Doğru mu? Aynen öyle. Bu senenin biraz konsepti insanlar artık doğala kaçtı paletçim. Böyle saman balyaları olsun, bak, küçükler, çimler, mimler, görüyor musun? Çimler artık bu şehrin yoğunluğundan kaçıp insanlar daha böyle artık işte doğal olsun, natural olsun. Kemerburgaz'da. Kemerburgaz'da. Giderken sağda, dönerken sağda. Hep dönüş, hep sağda. Hep sağda kalırız, hep sağdayız. Yolumuz belli yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Biz şöyle gezmeye devam edelim. Görüşürüz. Hadi belki, kolay gelsin. Belki bir çifte rastlarız böyle hani fuarı tut getir, tut giden. Getir hemen. Ben de onları böyle hani tutup getiririm sana. Tamam, paletin biliyorsun. İndirimi. Devam paletin ediyoruz. Paletin rengindeyiz. Bay bay. İşte evlilik fuarında, organizasyon fuarında gezmeye devam ediyoruz ama daha öncesinde bizim programımıza renk katmışlardı biliyorsunuz. İlkan Bey ve Kemal Bey. Florya'da işte muhteşem restoranlarına konuk olmuştuk ama fuarda da denk geldik yani. Abi her yerde karşıma çıkıyorsunuz. Biz her yerdeyiz. Göz bebeği mekanımız var diye. Böyle düğün, davet, organizasyon, her türlü yemeğe ev sahipliği yapıyoruz. Onu tanıtmak için geldik buraya. Benim de zaten yakında bir organizasyon vardı. Onun için hani yakında doğum günüm yaklaşıyor. Dedim ki acaba nerede yapsam, nerede etsem diye düşünürken orada mı yapalım? Tam yerindesiniz şu an. Orada mıyız? Kesinlikle buradayız. Oradayız. Kesinlikle. Fuar bitiminde yeriniz de hazır zaten doğum gününle alakalı. Hazır mı abi? Kesinlikle. Yalnız 2500 kişi gelecek haberin olsun. Yani bu sözü aldım. Bizi kişi sayısı o konuda asla korkutamaz. Problem yok. Zaten sıkıntı bizim yok gündelik hizmetimiz 2500'ü aşıyor zaten. Abi bir daha o zaman biraz daha çağıralım o zaman. Sınır yokmuş arkadaşlar. Herkes davetlidir. Hiç problem değil abi. Benim doğum günüm herkes davetlidir. Herkes gelebilir. Abi ne yapacaksın? Hediyeler alıp gelsin. Aynen işte ben onun için çağırıyorum zaten. Hediye önemli. Ne kadar çok. Alt limit verelim mi abi hediye limiti? Yok abi. Fiyat söylemeyelim. Gönüllerinden ne kopuyorsa. Tamam. Ama yüksek kopsun biraz. Gönüllerinden biraz ne kopuyorsa kopsun. Abi hiç tamam. Sıkıntı değil. Ve zaten hediye almadan da gelmesinler. Gelmesinler. Ayıp mı olur acaba? Yok ayıp olmaz. Olmaz değil mi? Ayıp olmaz değil mi? Yok ayıp olur mu? Ha? Olmaz değil mi? İleri girişte topluyoruz, salona sokmuyoruz. En büyük hediyeyi de ben Suat Kaşıbeyaz'dan bekliyorum diye söylemek istiyorum. Sözümü vereyim. Şaka bir yana, gerçekten fuar nasıl gidiyor bu arada? Süper gidiyor, şahane. Burası biliyorsunuz aşk fuarı. Evlenecek çiftler geziyorlar. Böyle nasıl organizasyon yapacaklarsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. En iyi fiyatı, en iyi hizmetle beraber veriyoruz. Salonumuzu tanıtıyoruz. İnşallah bu sene düğün, dernek, davet, organizasyon her şeyimizi orada yapacağız. Bir şey unuttun. Sünnet var mı hocam sünnet? Sünnet de var. Kına gecesi de var. Sünnet önemli. Hepsi var. Hepsi. Hem de kesiyorsunuz. Kesiyoruz abi. Bak. Kesim de bizden. Sünnet harbi yapana mi? Kesim bedava. Öyle mi? Tabii ki abi. İşte kampanya var. Sünnet yapana kesim bedava diye. Şimdi arkada abi benim çocuk hemen şurada biraz hapsini alabiliriz diye. Geliyorlarmış birazdan. Gerçekten şaka bir yana. Size iyi fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Masaları da çok güzel hazırlatmışsınız. Teşekkür ediyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Paletin rengini izlemeye devam. Paletin rengini izlemeye devam. Kesinlikle. Durak yok. Durak yok. Ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Kaçtım abi.
vahşi yaşamın tam ortasında kaldık resmen ya. Ne bulursak onu yiyeceğiz işte. Hoş. Fulya Keskin ve başaran. Zaten bizden yavrum o bizden. Paletin dada dada. Var. Bak. Dada. Bak. Allah kimler öptüyse. Abi ne bileyim valla işte ne bileyim atladılar şurada üstüme falan. Çıldırın dersene ada. Evet. Ada malum. Fulya Keskin neler söyler? Vallahi güzel. Ben hep biliyorsun bir ada macerasını ortaya çıkıyorum. Evet, çok çekerken çok yorulduk. Tabii ki çok eğlendik. Çok komik sahnelerimiz vardı. Kendini ispatlamış bir film Çılgın Dershane. Ve Türkiye'nin de başka bir gençlik filmi yok. Dershane bitip ne zaman üniversiteye başlayacaksınız? Ben aslında vallahi onu sormak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu gidişle üniversite falan olmayacak. Bu aynen Hababam sınıfı gibi kalacak bence. Size hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Yönetmenimiz de orada. Kamil Çetin burada. Gel. İşte son zamanlarda hocam şey beni de meşhur edersen şahı, çok sevinirim. Bak öpeyim abi elini. Instagram dostum, like arkadaşım. Instagram dostum. Benim paylaştıklarımı kopya yapıp işte çalan arkadaş bu. Buradan özellikle söylüyorum gerçekten. Esra Han Sönmezer. Esra. Han'ı kullanmıyorum. Esra Han'ı kullanmıyorum. Sadece Esra Sönmezer. Han gitti olur. Esra kaldı artık. Ben Esra Sönmezer. Esra Sönmezer. Zenginle beraberiz efendim. Çok güzel gidiyor. Bugün de bu filmin vizyona girdi. Bak oradan hadi sen tut ben de şuradan şöyle gireyim. Bak bir Esra Sönmezer oldu Palestengin. Bak görüyor musun? Merhaba. Ben de diyordum ki Okan nerede? İşte soluk soluğa kalmış ve yetişmiş hocam trafikten. Aa, Çılgın Dershane atom adam. Atom karınca. Oraya. Bütün genç arkadaşlarımızın sinemaya geleceği, kendini genç hisseden, hani okul dönemine hasretliği çeken herkesi sinemaya bekliyoruz. İnşallah gişesi bol güzel bir film olur. Sen yokmuşsun ben. Ya değil mi? Ada sezonu yapıldı. Çılgın Dershane'nin bütün serilerinde başrol oynadım. Ada serisi yapılıyor. Oynayayım. Sen o adaya neden gitmedin? Ama adadan iki tane var. Bak ben hani yanımda Merve Aydın var, Berna var. Ya. Onları da yakın zamanda bir daha adaya gönderiyormuşuz. Evet. Doğru mu Merveciğim? Vallahi bilmiyorum. Öyle bir şey Old var mı? Old Star'a gidiyormuş. Aa bilmiyorum. Popstar'a mı? Popstar. Hayır, Old Star. Old Star'ı bilmiyoruz. Old... Öyle bir şey daha kesin bir şey yok. Yani. Yok muymuş? O zaman çaktırma her şeyleri. Beni bozmazsan sevinirim yani. Bugün Duygun doğum günü. Aa, şaka. Hatırladın mı doğum günü? Evet. Şaka. Yok gerçekten. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Tuncay'cığım hemen şöyle bir pasta organize et şu montajın oraya. Sen de üfle. Üfle var montaj. Dur bir dakika dile geç. Üflüyor. Hadi hep beraber üfleyelim o zaman. Şuraya pasta koyduk şu anda. Üflüyoruz. 1, 2, 3. Gideyim mi? Hadi. Atayım seni. Hadi gönderim. Hadi gideyim ben. Hadi gel. Yanımda hem solumda hem sağımda var ya yakışıklı dolu yakışıklı bu çocuklar çok yakın zamanda gerçekten Türkiye damgasını vuracaklar bak ben bunu peşin söylüyorum. Hepsi Justin Bieber gibi şimdi kızlar oradan merak ediyor. Hadi canım diyor kim var diyor yanında acaba diyor paletin diyor. Ben de hiç vakit kaybetmeden isterseniz o arkadaşları size göstereyim. Dön bak iki tanesi burada buraya dön bak diğer ikisi burada işte. Alo. Evet, alo. Hocam mikrofonu niye alıyorsun? Alo. Alo. Alo değil mi? Alo, evet. Alo. Merhaba. Yeni bir günde yine yeni bir ismi var. Güzel bir gözle beni gören bir ismi var. Yeni bir günde bana gelen bir ismi var. Güzel bir sözle beni seven bir ismi var. Sen o inici sesin kısılana dek dibe vurma sakın ola. İşte yepyeni bir grup. Alo. Efendim hoş geldiniz. Şerefler verdiniz paletin rengine. Çok yenisiniz. Kusura bakmayın ama ben tek tek sizi tanıtmak istiyorum hocam. Ben Adnan, 19 yaşındayım. Alo grubunun üyesiyim ben de. Albüm hazırlıkları devam ediyor, evet biraz heyecanlıyım. Olsun. O heyecan güzel bir şey. O heyecanını zaten hiç kaybetme. O heyecanını kaybedersen yandın demektir ben sana söyleyeyim yani. Alo grubunun işte ikinci üyesi. Alo grubundan Erdi ben. Burcum Boğa. Böyle bir girizgah yapamıyorum ya. Ben bazen kadraja heyecanlanabiliyorum da. Yani bakıyorum, objektif olamıyorum. Şu an konuşamıyorum. Abi sen maşallah, bir şeyler söyle. Maşallah. Şarkıyı söylüyor ama işte kamera karşısında ben söylemiştim kolay değil diye, değil mi? Kesinlikle. Sizin işiniz çok daha zor abi. Açık kuaför bulamadın zannedersem. Evet. Ben dedim ki saçları kestirsek mi acaba? Barış'a dedim bak. Barış, gel dedim. Vuralım sıfıra. O grupta da seni seçtiler.
diyorsunuz. Kabul etmedim mi? Yok, ben öyle bir şey, bilgi gelmedi bize. Bak Kadir, bak gözleri yok. Yeter. Bak. Hocam gerçekten hepsi var ya, hepsi var ya, acayip yakışıklı, acayip tarz çocuklar ya. Bak bu çocukları takip edin mutlaka. Peşin peşin söylüyorum. Ben seneler önce kimler için de söylemiştim. Onlar zaten şu anda. Halit abi verdi kızı. Şimdi ben burada yine kırmızı kırmızı. Seni tanısınlar bakalım. İşte Alo grubunun 3. üyesi. Ben de Ali grubundan Kadir. Ali grubumu. İşte bu çocukların bir de böyle güzel heyecanları var. Bak arka, ama çok doğallar gerçekten, o kadar güzel ki. Grubumuzun adını tuhaf bulanlar oluyor. Evet, sorun değil, bulabilirsiniz. Yani yeni başladığımız için tuhaf gelebilir. Alo grubu 2 oyla yazılıyor. İzmir'de öğrenim görüyorum. Ege Üniversitesi'nde. Ne okuyorsun? Astronomi uzay bilimleri. Ne? Astronomi uzay bilimleri. Astronomi uzay oku. Evet. Gel. Gel burada şarkıcı ol. Ve dansçı. Grubun 4. üyesi. Hocam hayırdır, buradan Kuşadası'na mı gidiyorsun? He? Tarzın güzelmiş ama. Teşekkür ederim. Ben Yiğit. Bugün çok güneşliydi hava. Evet. İstanbul'da. Sen de bizi öyle sıcak bir yere getirince evet. Dedim. Benim tarzımı evet. Nasıl buldun? Süpersin. O tarz ben miyim? Buradan dizin yarışmacı arkadaşlara sesleniyorum diye. Biraz önce orada şınav çekiyordun sen. Arkadaşının önünde kaç çekersin ben merak ettim. Az önce yüz çektiğim için yemez şimdi. Yüzü boş ver, bir 10 çek. Hani böyle hızlı bir şekilde. Yani. Abi onu tek elle çekerim. Hadi o zaman. İşte sevgili paletin en gizlicileri, onu tek elle çekerim dedi. Şey bakalım söyleyeyim. Tek elle 10 şınav çekebiliyor mu? Şarkı söyleseydik. Dans edelim. Hadi tek elle 10 bekliyoruz değil mi? Alkış, kocaman alkışlar grup evet, arkadaşlarımızdan. Evet. Oh anam vallahi çekiyor. 4. Abi işte dansçı olmak böyle bir şey. 1. 1. 2. 1. Hadi gel gel gel. Vay kardeşim benim. Vay kardeşim benim. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? İşte atletik olmak, formda olmak böyle bir şey. Şimdi bu grup nasıl toplandı bak. İzmir, Rize, Ordu, Nevşehir. Şöyle biz aslında bir elemeden geçtik bu proje için. Hepimiz farklı yerlerden katıldık. Önemli olan ne biliyor musun Yiğit? Başlangıçta hep beraber oluyorlar. Daha sonrasında dağılan bütün grupları çok çok iyi biliyoruz hepimiz. Önemli olan hepinizin aynı çerçevede, aynı yolda birbirinizi hiç bırakmadan devam etmesi. Aslında en önemli olan şey bu. Gerçekten iyi de anlaşan arkadaşlarsınız. Ben sizi bir tek kamera karşısında değil, özelden de tanıdığım için bunu da biliyorum. Kardeş gibi olduk. Bir senedir beraberiz. Hatta sabah kalkınca kahvaltıyı Yiğit hazırlıyor. Bulaşıkları Kadir yıkıyor. Ekmek almaya Erdi gidiyor. Ya. Adnan da ne yapıyor ben biliyorum. Adnan'da bakkala gidiyor. Adnan da yatakta uyuyor. Hepsi gidip Adnan'ı kaldırıyor kahvaltı hazır diye. O en küçüğümüz o. İlk buluşmanızda böyle değişik bir şeyiniz var mı? Anınız var mı? Mesela ilk buluştunuz, hani nasıl kaynaştınız, nasıl arkadaş oldunuz? Biraz onlardan da bahsedelim mesela. Çok merak ediyorum. Bizim gruba son halka Kadir dahil oldu. Biz üçümüz başta Tarabya'da bir stüdyoda buluştuk. Yiğit'i ben ilk arabasına bindiğimde şeydi, yani aşırı hızı seven, hızlı ve öfkeli bir tarzı vardı. İşte ama arkadaşımız bu kadar hızlı ilerlemedi. Bir senede ancak kaynaşabildik. Daha sonra Adnan zaten kendisi Tarabya'dan yarışmaya katıldığı için onu oradan aldık. Yani iki sokak aşağı indi stüdyoya. Onu bir yerden almadık aslında. Adnan in aşağı diye. Grup hazır diye. Aynen öyle. İşte Kadir de İzmir'den geldi son dakika. Nereye geldin? Otobüsle mi geldin? İzmir'den. Uçakla, onu merak ettim. Uçakla geldim desem ayıp olmaz, olmaz herhalde olmaz. Değil mi? Uçakla geldim. Gruba en son olarak dahil oldum. Bu da benim için bayağı bir hani değişik yollarla sürpriz gibi. Hani biraz sosyal medya sayesinde İyi beni ki buldu. İyi ki dahil olmuş musun? İyi ki dahil olmuşum. Çok güzel 3 kardeşim daha oldu. Başka büyük çok güzel abilerim oldu. Buradan gerçekten şu anda belki bizi internetten de izliyor olabilir. Televizyondan da izliyor olabilir ama Fırat Yiğit'e, Murat Yiğit'e, Barış Bey'e hepsine çok çok teşekkür edelim. Hepsine buradan selamlarımızı yollayalım. Değil mi? Teşekkür ederiz tabii ki de. Daha inşallah çok güzel zamanlar sizi bekliyor. Ve çok güzel şeyler yapacağınıza da ben inanıyorum canı gönülden. İnanmasam zaten programıma dahil etmezdim. Senelerce magazin yaptık, önemli değil ama ben inandığım arkadaşları gerçekten programımda keyifle ve zevkle yer veriyorum yani. Bunu da buradan belirtmek isterim. Eyvallah. Hatta bize de ulaşabilirsiniz. Bizim bir dostluğumuz, arkadaşlığımız da var, kardeşliğimiz de var onlarla ama siz de abi bana da destek göster, bak ben de çok güzel şeyler yapıyorum diyorsan eğer, işte bak burada yazıyor şu anda. paletinrengi@gmail.com tıklayabilirsiniz, burada yazıyor. Nereye atıyor? Nerede yazıyoruz? Nereye atıyorlar? paletinrengi@gmail.com muydu? paletinrengi@gmail.com'a bize atıyorsunuz. Bu arada bir şey söyleyeceğim.
Tuncay'a da bir teşekkür etmek lazım değil mi? Aa, Tuncay, evet, kim biliyor musunuz? Tuncay abi işte programın montajını yapan. Yani montajını sizi güzelleştirecek, çirkinleştirecek. Yani anladın mı? O yüzden dolayı. Abi benim saçları abi biraz açabilirsin rengi. Yamakta emeği geçen çekmez. Son zamanlarda sinir stres yaptığım 2-3 tane sivilce çıktı. Onları kapatabilirsen çok makbule geçer. Sen Atlancığım, Tuncay abine bir şeyler söylemek ister misin? Çok teşekkür ederim. Bizi kestiği için. Yerinde duramıyor bak, yerinde duramıyor. Abi arkadan fon müziği verdim. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Bundan sonra böyle daha yolun başında olmak ayrı. Bak, bir teşekkür daha Kadir abinize. Thanks for everything. You are welcome always. Hocam o tabii, o Sivaslı biliyorum. Hocam. İngilizce değil, Türkçe Sivaslı konuşursan. Kadir abi, Kadir abinin görüntüsü. Kameraman, bak, güzel güzel çekiyor sizi. Evet, teşekkür ederiz buradan. Öpüyoruz abi. Görüyorsun. Ben bir şey açıklık kavuşturmak istiyorum. Kavuştur hocam. Bizi One Direction'a benzetenler var. Biz dans ediyoruz, One Direction dans etmiyor. Justin Bieber'a benzetenler var. Biz bir grubuz, o bir tek sanatçı. Hepiniz bir Justin Bieber anlamında. 4 Justin Bieber bir grupta toplanmış diyorlar. Bak o işte hani... İşte o oldu bak, o oldu. Abi, o oldu. Şimdi oldu mu abi? Oldu, evet, oldu. Oldu, onun gideri var. Ama ben şimdi, benzetti. Şimdi, öyle diyorsun. Şimdi, şimdi Justin Bieber bile bizden küçük bir arkadaşımız. Aynen öyle ya, Justin Bieber kim ya sizin yani, yanınızda? Estağfurullah. Abi bizde, bak bizim de Türkiye'nin 4 tane Justin Bieber var yani. Benim örnek aldığım Jackson 5, Michael Jackson, Justin Timberlake. Michael Jackson örnek. NSYNC var. Yani Justin Bieber'ı açıkçası örnek almıyoruz. Yalnız ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Justin Bieber Türkiye'ye geldiğinde 2 Mayıs İTÜ'de konserine gittim. Gerçekten müthiş bir önyargım vardı. Albert Einstein'ın bir sözü vardı. Önyargıyı yok etmek atomu parçalamaktan bile zordur. Bieber'ı sahnede izlediğimde gerçekten çocuk atom parçaladı. Yapımda, yayında emeği geçen, görüntüde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi konuk ettiğin için abi sana çok teşekkür ediyorum. İşte kesinlikle ben de diyordum ya, ki bana ne zaman teşekkür edecekler diye. Bir tek Kadir'in aklına geldi. Gerçekten paletin rengine renk kattınız. Hepiniz birbirinden... Ben teşekkür edeceğim. Evet, Adnan. Ben de. Bak bu, bir dakika hocam, vereceğim eline mikrofonu. Ah. Teşekkür ederim. Öncelikle buradan bizi izleyen herkese selam yolluyorum. Kadir abi beni çekmemişti. Ona çok kızgınım. Evet. Palet abiye çok teşekkür ediyorum. Bizi programına konuk ettiği için paletin rengini izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Soralım mı izleyicilerimize? Ha? Acaba sizin hangi şarkınızı dinlemek isterler? Klibinizi? Soralım mı? Soralım. Cevap geldi bana ama. Ben sordum. Geldi değil mi? Evet. Neyi merak ediyorlarmış biliyor musun? Hem izliyorlarmış zaten sosyal medyadan ve çeşitli mecralarda videolarınızı, kliplerinizi dan istiyorlar, dan. Ben diyorum ki isterseniz bir nakaratla klibe bağlanalım. O zaman bizi izlemeye devam edin. Sakın o sakın paletin renginden ayrılmayın. Biz şimdi Alo grubuna çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten paletin rengine renk kattılar. Ve ne diyoruz? Son, iki, üç, dört. Dan diye söylenilir mi tak? Diye kesip atılır mı benden? Pes bu kadarı fazla, git hadi buradan şimdi bu gazla. Dan. Evet sevgili paletin rengi izleyicileri, işte ayağımızın tozuyla Türkiye'nin en büyük turizm ve otelcilik fuarına geldik efendim. Gerçekten çok önemli. Biz de burada olalım dedik ve hiç vakit kaybetmeden şöyle gezmeye başlayalım. Bakalım bu fuarda bizi neler bekliyor ve başlıyoruz. Şimdi Kayseri standındayız ve yanımda Sayın Valim ve Sayın Belediye Başkanım var. Valla bu fuarda böyle kar yağdırmak ne kadar güzel bir şey. Değil mi Sayın Valim? Evet. Tabii Kayseri'nin en önemli özelliklerinden biri kış turizm merkezi olması. Erciyes. Büyükşehir Belediye'miz tarafından Erciyes'te tabii çok master plan çerçevesinde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Biz de fuara Erciyes'le beraber işte Kayseri'nin diğer kültürel mirasını da taşıyarak Kayseri'yi bir kış turizm merkezi ve kültür turizm merkezi olarak tanıtmak amacıyla bu fuarda beraberiz. Bu kar yağışı da tabii Erciyes'in vazgeçilmezlerinden. Erciyes tabii bu yıl gerçekten ciddi de bir kar yağışı aldı ve %100'e yakın bir doluluk oranı var. Tanıtımla beraber oradaki tesislerin
tamamlanmasıyla beraber çok ciddi bir kış turizm cazibe merkezi haline geldi. Tabii Erciyes'in en önemli özelliklerinden birisi de çok kolay ulaşılabilir olması. Havalimanının hemen şehrin merkezinde olması ve havalimanından 20 dakika içerisinde Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşılabilmesi de kayak merkezleri arasında en kolay ulaşılabilir olan merkezlerden birisi olmasıyla da diğer kış turizm merkezlerine göre avantajlı konumda. Peki siz fırsat buldukça yapıyor musunuz? Biz de zaman zaman orada misafirlerimizle beraber gidiyoruz. Ama tabii insanın görev yaptığı yerde tatil yapması gerçekten kolay olmuyor. Sayın Valim, biliyorsunuz biz eski tanışırız. Ordu'dan sonra sizi burada da görmek bizim için çok çok böyle güzel oldu. Evet. Ve en yakın zamanda da biz Paletin Rengi ekibi olarak Kayseri'yi bir bölüm programımıza yer vermek istiyoruz. İnşallah bekliyoruz yani. Sizin önderliğinizde seve seve geleceğiz. İnşallah bekliyoruz. Sayın Başkanım, siz neler söylemek istersiniz? Şu anda Türkiye'de planlı olarak bütün dağda bir planlama doğrultusunda yapılmış en önemli kayak merkezi Erciyes. Sadece bir iki tane otel yapıp 2-3 kilometre önüne pist koyarak kayak merkezi olmuyor. Başkanım, buradan biz iddialı mıyız? Hani Uludağ'a da buradan sesleniyoruz, Erzurum'a da sesleniyoruz. En iyi kayak merkezi bizde diyebiliriz değil mi? En iyisinden ziyade en planlı ve kayak merkezi olarak tamamıyla baştan sona her iş hesap edilmiş, yapılmış tek kayak merkezi. Şu anda 100 kilometreden fazla kayak pisti var. Dağın her tarafı planlanmış vaziyette. Bütün kapılarda her türlü tesisler var. Avrupa'da görebileceğimiz en güzel kayak merkezleri yarışacak düzeydeyiz. Gerçekten keşke herkes Kayseri'deki Erciyes Dağı gibi yapsa. Yani Palandöken'de öyle yapsalar, Uludağ'da öyle yapsalar. Şu anda 1 saatte Kayseri'ye uçakla İstanbul'dan gelinir. 25 dakikada yukarıya çıkılır. 1,5 saat sonra herkes kayağa hazır hale gelebilir. Bundan güzel imkan olmaz tabii. İşte, okay, bir de bunu destekleyen müthiş imkanlar var. Tarihi eserlerin güzelliği, Kapadokya'nın bulunması da bunu tabii zengin hale getiriyor. Zaten Kapadokya'dan da bizi sürekli arayıp duruyorlar. Yani hatta belki Kayseri'yi ziyaret etmişken oradan da en yakın zamanda onun sürprizini de verip Kapadokya'ya da geçebiliriz. Bu söylediklerim doğru mu değil mi yerinde gelip görebilirsiniz. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Gelip görmeden inanmıyorum dermişim. Şaka bir yana başkanım. En kısa zamanda biz geleceğiz ve Kayseri sizi ziyaret mantılı, edeceğiz. Kayseri mantılı, pastırmalı, sucuklu bir başkanım karnım aç yapmayın var. Zaten var ya şimdi vallahi hemen acıktım. Bir onları, ziyaret sözüm var size. Onları duyunca böyle var ya daha da böyle acıktık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Paletin rengine renk attınız. O zaman biz fuarda gezmeye devam edelim. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız diyoruz. Ve devam ediyoruz. Turizm fuarında gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten bizim için çok önemli biri var efendim. O olmadan biz bir yere gidemeyiz çünkü. Bizim programımızın ulaşım sponsoru işte ben tanıştırmak istedim öncelikle bizim izleyicilerimizle seni Fehmi abi. Fehmi Sertdemir, bir İzmirli olarak fuar nasıl gidiyor? Sağ olasın. Fuar her zaman her yıl katıldığımız bir fuar biliyorsun. Emit Türkiye'de şu anda İzmir'deki fuarımızla beraber en büyük fuar. Türkiye'deki tüm turistik bildiğim bütün işletmelerin katıldığı bir fuar. Bu sene de aynı heyecanla aynı şeyle yapılıyor. Biz de her sene katılıyoruz buna. Özellikle araç kiralama firmalar arasında çok rağbet görmüyor ama biz mutlaka katılıyoruz. Biz özellikle premium markaların firmasıyız. Özellikle kısa ve uzun dönem kiralamalarını yapıyoruz. Bu alanda iyiyiz. Filoda yaklaşık 305 bin araba var. Onu söylemek isterim. O kadar da. Şaka bir yani. Hani onu yakın ama 300'ü kaldırırsan tutuyor. Yani evet 300'ü yok 5'i kaldıralım biz abi. 300 şunu kalsın. Şunu da söylemek lazım açıkçası. Bizim filonun %55'i premium. Yani hakikaten bu bir rentakar firması için baktığında çok ciddi bir rakam. Yani %55'i premium bir normal bir filonun şu anda bizim en yakın rakibimizin premium oranı %15'i geçmez. Bize baktığın zaman bizde bu oran %55. Bizim zaten premium olduğunu biz de programımızda kullandığımız araçtan gösteriyoruz yani. Sen varsın zaten normal. Sen varsan zaten premiumumuzdur zaten. Bunu da kimse yapmadığınızı ben biliyorum. Kameramız önünde, izleyicilerimiz önünde. Ben de size çok çok teşekkür etmek istedim. Abi tutma beni, araba bekliyor kapıda. Ben basayım gideyim. Antalya'ya gideceğim ben. Orada bizi bekliyorlar. İnşallah. O zaman Fehmi Sertdemir'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ben gerçekten programımıza renk kattınız. Biz de gezmeye devam ediyoruz. Bize çok yakın olan bir belediyedeyiz. Çok yakın olan bir yerdeyiz. Kemer'deyiz efendim şu anda. Adeta Kemer'i burada yaşayacağız. Arkamda zaten Kemer'in tamamı gözüküyor. Değil mi sevgili başkanım? Sayın Mustafa Gül de burada. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Eski bir dostumuzu gördük. Başkanım, Vatan Şaşmaz bizim her programda olduğu için şey gibi, evet. Demirbaş gibi. İlk önce ben direkt sizle başlamak istedim. Zaten sağ olsun. Biz ev sahibi sayılırız başkanım. Ev sahibi sayılırız. Siz İstanbul'dan dolayı İstanbul'a geldiniz. Biz belki siyasetten sonra beni de alırsınız Kadir'e. Beraber dolaşırız. Nasıl gidiyor başkanım? Valla iyi. Bu
Tabii ki bizim için Türkiye'nin en önemli fuarlardan bir tanesi Emit Fuarı. Dünyada ilk 5. sıraya oturmuş. İnşallah daha da gelişir, büyür. Bizim kemer bölgesi olarak hep hedeflediğimiz 2009 yılından bir hedefimiz vardı. Türk turizminde iyi bir noktaya gelmek. Bunu daha önce 94-99 yıllar arasında o dönemki sanatçı, bu her türlü sanatçı, film sanatçısı, sinema sanatçısı ve normal ses sanatçılarımızla beraber kemer gerçekten üst düzeye çıkarmıştık. Türk turizminde iyi bir yere gelmiştik. Gerçekten ama, Türkiye'de çok önemli festivallerinin bittiği yerdir yani kemer. Ama tabii ki bunu ekonomik şartlar, insanların yaşam şartlarının değişmesinden dolayı bunu artık fuarlarla ön plana getiriyoruz. Festivallerimiz oluyor. Eskisi gibi bir hafta 10 gün veya 80-100 tane sanatçının katıldığı değil. Biz getirmek istesek bile artık istediğimiz her şeyi yapamıyoruz. Onun için de fuarlar önemli. Tabii ki bakıldığı zaman 2009'da kemerde hemen %5 civarlarında giden Türk turizmini, Türk misafirlerimizin geçen sene birinci sıraya oturduk. Yani biz birinci, Bodrum ikinci, işte Side üçüncü ve Beylik dördüncü sıraya düşürdük. Bu bizim hedeflediğimiz hedeflere geldik. Ama bugün seyahat ajantalarında belediye olaraktan hem otelcilerimiz, belediye ve kaymakam olaraktan tek tek seyahat ajantalarımızı dolaşıyoruz. O ajantalarımıza gittiğimiz zaman da kemerin erken rezervasyonda yine ön sırada gitmesi bizi gerçekten mutlu etti. Bütün dünyanın her yerde ekonomik bir sıkıntı var. Bu ekonomik içerisinde turizmde bir pasta, bu pastanın en büyüğünü kemere kesmek için belediye ekibimiz, meclis üyelerimiz, kaymakamımız, otelcilerimiz ve başta da olmak üzere bütün çabamızı burada sarf ediyoruz. Ama şu ana kadar aldığımız elektrik iyi. Vatanı da görünce daha da neşelendik. Onu diyecektim başkanım. Bir de böyle güzel dostlar da bu projenin içerisinde olunca çok daha keyifli oluyor değil mi? Tabii ki, inşallah bu sene festivalimiz de bizi yalnız bırakmayacak yine. Öyle ben gideyim o zaman başkanım. Kendinize, size başarılar dilerim diye. Şaka bir yana. Bu arada başkanım, vatan buradan ev almış. Şuradan yürüyerek buradan direkt geliyormuş buraya. Deliğimiz var. Sağ olsun başkanım, mütevazı da var. Yükselenler geçen inemediler. 5 günde zor indirdik aşağıya. Yani oradan ev alma yani. Bedirciğim bak, vatan şurada bir yerde oturuyor. Evi gözükmüyor. Gizli yani. Buradan bisikletle iniyor buradan böyle. Bak belediye zaten şurada bir yerde hemen zaten. Şurada bir yerde belediyede ve işte muhteşem kemer sahili. Vallahi var ya, şu an böyle şortu giyip kemerde denize giresim geldi başkanım. Zaten ya. Bizi gören herhalde yüzüyorlar diyecektir. Hem arkamızda deniz, tabiat, altımız da çok mavi olduğu için denizde gibiyiz. Ben ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Biraz reyting olsun bizim program. Çok ihtiyacı var. Şu festivale kimler gelecek? Biraz böyle birkaç isim verirseniz çok güzel olur aslında. Valla tabii seviniriz. Ki bu sene görüştüğümüz, herhalde okeyleştiğimiz sanatçılar. Söyle başkanım. Kenan Doğulu. Vay işte be, bizim Türk müziğimizin starı yani. Evet. Gerçekten popun starı. Ebru Gündeş. Vay. İşte bak, bunları ilk defa bizim programda izliyorlar, evet, dinliyorlar. Bir de tabii hepimizin doyarak izlediği Volkan konağımız. Volkan konağı buradan çok selamlar söylüyoruz. İki hafta önce bizim televizyon programımızın konuğuydu. Volkan abiyi çok seviyoruz. Gerçekten hayatındaki ilkleri anlattı bizim programımıza. Evet. Ve çok da keyifli bir programdı. Buradan Volkan abiyi de öpüyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Paletin rengine renk kattınız. Evet. Vatancığım, senin eklemek istediğin şeyler var mı? Hemen ben söyleyeyim. Başkan mütevazı davranıyor. Geçen 11.si yapıldı, bu sene 12.si yapılıyor. Türkiye'nin en büyük festivallerinden bir tanesi. Gün sayısı olarak değil ama gelen isimler, katılan kişilerin sayısı. 3 gün bile sürse 3 günde 3 tane dev çıkıyor. Aynen öyle. Geçen yıl yine Sibel Can vardı. Yine Vatan Şaşmaz vardı. Yani yine birçok önemli isim vardı şu an. Ben yoktum diye. Teşekkür Yani bence kemer Türkiye'nin en şanslı belediyelerinden bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi bu doğasının yanı sıra böyle bir kendini bütün ömrünü vefa etmiş bir başkana da sahip olmasıyla birlikte. Geçtiğimiz yıl bir açılış korteji yapmıştık. Açılış kortejine yürürken yağmur yağmıştı. Saatler sonra güneş açtı, saatler sonra denize girildi. Dört mevsim yaşayabileceğiniz hem başkanıyla hem insanların hoşgörüsü ve misafirperverliğiyle, sıcaklığıyla ve aynı zamanda böyle bir manzarası ve imkanlarıyla sadece yerli turistlerin değil, yabancı turistlerin de göz bebeği Kemer'deyiz. İnşallah başkanımız uygun görürse festivalde Haziran'ın ilk haftası birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz. 13, 14, 15 Haziran biliyorsunuz 17'sinde Ramazan başladığı için bir hafta öne aldık. Süper. Zaten okullar da 12'sinde kapanıyor. Biz de 13'ünde festivalimizi başlatıyoruz. Ama buradan artık canlı canlı sizi düğünüme de davet ediyorum. 23 Mayıs'ta evleniyorum. Başkanıma bak. Vallahi var ya, bu kadar güzel şeyler. Başkanım biz biraz da makasın haberi vereyim ya. Başkanım. İşte Kemer Belediye Başkanımızın müthiş sürprizi, 23 Mayıs'ta dünya evine giriyor ve
Biz davetli miyiz başkanım? Tabii canım, kambersiz tamam. Düğün olur mu? Hep düğün nerede başkanım, onu da öğrenirsin. Valla 22'sinde bir köy düğünü, halka açık, böyle 8-10 bin kişilik bir davullu zurnalı. Edirne'den davulcularımız geliyorlar. Süper. Böyle bir köy halk düğünü yapacağız. 23'ünde de bir nikahımızla sizlere beraber. Antalya'da mı olacak? Kemer'de yapacağız, tamam. Kemerliyiz, Kemer'de yapacağız. Oradayız başkanım, tamam. Kesinlikle oradayız. Hiçbir şekilde mazeretimiz olmadan şimdiden biz sizi paletin rengi ekibi olarak tebrik ediyoruz. Bir yastıkla koşayım diyoruz. Ve biz yolumuza devam ediyoruz. Bakalım fuarda bizi daha neler bekliyor. Biz şimdi veda ediyoruz, el sallıyoruz. Ve beni tutmayın. Kemer'de buluşmak üzere. Başkanım, ben kaçtım. İşte fuarda gezerken bu kadar güzel müzikle dinleyebiliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bakın iki tane güzel hanımefendi burada müzik resiteli veriyorlar. Bunları da görmeden gitmek olmazdı diyorum. Buyurun efendim işte. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi Kıbrıs'tayız ama gerçekten size müthiş bir sürprizim var. Biz kendisini yakalayamıyorduk efendim. İstanbul'a geliyoruz, Adana'ya uçmuş. Adana'ya gidiyoruz, Ankara'ya uçmuş. Ankara'ya gidiyoruz, İzmir'e uçmuş. İzmir'de yakalayamadık. Sonunda başardım. Sonunda başardım. Bizim için çok önemli, çok değerli. Gerçekten. Dön bak yanımızda kim var? İşte aşk adamı desem herhalde. Şarkılardan dolayı eyvallah. Çok nasılsın Hakan abicim? Teşekkür ederim. Abim benim. Nasıl gidiyor? Abi sonunda yakalayabildik seni yani. Evet, treni kaçıramadım yani. Kaçırmadım bu sefer. Paletin rengi için çok geç kalınmış bir röportaj. Herkesten özür dilerim. Yeni sezon için. Sen bizim programımıza her zaman için renk kattın. Daha öncesinde de gerçekten programımıza şerefler verdin ama Kıbrıs'ta sonunda yakaladık deyip başlayarak nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Konserler işte sen de biliyorsun, sen demin söyledin. Gerçekten çok yoğun gidiyor biliyorum. Yoğun gidiyor. 2-3 hafta içinde de inşallah bir aksilik olmazsa yeni albüm çıkacak. İşte ben de onun için geldim. Aşk Lütfen Gel isimli albümümüz çıkacak. İşte bak hani dedim bize belki reyting olur. Biz böyle hani bir şey yaparız. Nasipleniriz bundan. Evet çıkacak zaten 2-3 hafta falan kaldı. Herhalde Şubat'ın ikinci haftası falan albüm çıkacak. Her şey bitti. Sevgililer Günü yetişiyor o zaman. Yetişiyor. Sevgililer Günü yetişiyor. Sevgililer Günü'nde neredeyiz bu arada? Sevgililer Günü'nde İstanbul'da şarkı söyleyeceğim. İstanbul'dayım. İstanbul'daki sevgililere şarkı söyleyeceğim. Konserler devam ediyor. Her şey yolunda. Çok mutluyuz yani. Ben sağlığım da iyi Allah'a şükürler olsun. Hakan keyfim abi, de iyi. Hiçbir albümünü diğerlerinden ayıramadığını çok çok iyi biliyorum ama bu şimdi yeni yaptığın albümde böyle hani seni böyle çok heyecanlandıran bir şey var mı? Çok tuhaf bir albüm oldu. Çok enteresan. Benim tuhaf derken abi? Tuhaf derken yani benim şarkılarımın haricinde çok severek söylediğim bazı şarkıları da albümde cover olarak seslendirdim. Oo, mesela onlardan bize bir rating olsun diye biraz hadi söyleyeyim o zaman bir tane yıllar önce 91 yılında yapmışlar. 91 maşallah. Ufuk Yıldırım'la Ercan Saatçi. Buradan Ufuk Yıldırım'a da selamlar söyleyelim. Ercan Saatçi'ye de. Geçen bizim programımızın konuydu Ufuk Yıldırım. Sen o programı muhtemelen yoğunluktan dolayı izleyememişsin ama senin kulaklarını bayağı bir çınlattık. Ufuk zaten İzmir'de yaşıyor. Evet İzmir'de yaptık zaten. Konservatuardan arkadaşım yani çeyrek asıllı dostumdur Ufuk. Onların Ercan Saatçi ile beraber yapmış olduğu bir şarkı Dönmelisin. Dönmelisin. Evet o şarkı dönmelisin, var. Dönmelisin. O şarkı var. Artık benim olduğunu bilmelisin. Doğru değil mi? Doğru. O şarkı var. Çok sevdiğim yine arabesk şarkılardan bir tanesi Bayram Şenpınar'ın şarkısı Yıkıla Yıkıla Yaşayan Allah, Benim var. Abi neler geliyor bu albümde. Evet, Hakkı Yalçın'la Ceyhun Çelikten'in bir şarkısı var Nefsi Müdafaa diye. 12 tane şarkı var zaten. Geri kalanlar da benim şarkılarım. Zaten yani sen evet, sen yapmış olmaz yani. Slow şarkı çoğunlukta oldu. 12 şarkı var. 10 tanesi slow, 2 tanesi hareketli. Bu esnada sürekli işte konserler devam ediyor. Biliyorsun Hüsnü Şenlendirici ile bir projemiz var. Hitament projesi. Onların konseri devam ediyor. Hatta sizin o çıktığınız mekanları da kim yaptı biliyor musun sen? Hayır. Benim babam yaptı. Tüm Türkiye'deki, evet, tabii doğru. Tüm Türkiye'deki onu söylemiştin sen bana doğru. Hepsinin mimarı benim babamdır yani. Yüreğine sağlık o zaman. Aynen öyle. Bilmiyorum beğendiniz mi çıktığınız çok sahneyi güzel, ama. Gerçekten eğer varsa güzel. Bir değişiklikler babam yani, hani şey babamdır yok, yani ben değiştirebilirim ama. Yerlerde İstanbul var, Antalya var, Ankara var. Oralarda aynen, çok keyif alıyoruz. Buradan zaten. Hakan Polat'a ve İbrahim abiye de selamlarımızı buradan iletelim. Çok selam abi mesela ben sana bir şey sormak istiyorum ya. Seni hayatta en çok heyecanlandıran şey nedir?
Hadi bakalım. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Mesela her sahneye çıktığında heyecanlanıyorum mesela. Fazla uzatmayacağım ama abi. Hani biraz böyle renklendireyim diyorum şu röportajı çok kısa keseyim. Ne zaman evleneceğim? Sabahın... Hayır hayır. Yok yok. Sen de özel hayat yok. Ne zaman sordum? Aferin, doğru, ne doğru, zaman sordum abi? Sen benim kaç senelik abimsin, sen dostumsun. Sen bir kere yakalamıştın yıllar önce, hatırlıyorum. Onun da muhabbetini sen zaten açıklayarak bizim paletin rengine itiraf etmiştin. Evet etmiştim, doğru. Ne demiştim ben sana? Arkadaşlık başka, iş başka. Arkadaşlık başka, iş başka demiştim palet. Benim bir gün yakalamıştı. Yapmamıştık. Ama eksik olmasın, evet. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Sabahın 5'inde uyanıp da Aydın Kara uyan kalk bak acayip bir şey yaptım acayip bir şey yazdım dediğin oldu mu? Oluyor tabii ki oluyor yani. Aydın değil mi abi dur bir dakika ben uyuyorum falan. Şarkılar çünkü eğer aklınıza eğer besteciyseniz söz yazıyorsanız onun yeri ve zamanı saati falan hiç yok. Çoğu zaman bilirim ki yatağımdan kalkıp da hani uyuyamadığın anda aklına takılan bir melodiyi hemen yukarı çıkıp işte kayıt etmek gerekir diye yaşadığım çok zamanlar vardır benim. Allah'a hep hamd ediyorum, şükrediyorum. İyi ki müzikle uğraşıyorum. Müzik benim hayatımın vazgeçilmezi çünkü. Müzikle beslenen insanlardan bir tanesiyim ben. Biz de yani. Senin yaptığın müziklerle beslenen insanlardanız. Gerçekten bunu özellikle söylemek istedim. Hakan evet, Altınseverlere söyle bence. Onlar bize çünkü mail atıyorlar, sosyal medyadan mesaj atıyorlar. Diyorlar ki bu aşk adamını, bu bizim sevdiğimiz gönül adamını ne zaman programına çıkaracaksın? İşte çıkardık ama böyle değil. Onlar ne istiyorlar biliyor musun abi? Böyle hani uzun uzadı bileyim, ya. Ut böyle tamam, elinde inşallah. Klavyenin başında. Şimdi buradan söz vereyim. Verelim. Paletin rengi izleyenlerine söz veriyorum şu an. İşte albüm çıktıktan sonra inşallah çok uzun uzadı ya böyle. Stüdyoda da olur. Enstrümanım elimde olur. Şarkılarımı söylerim. Aldık sözü hocam. Allah razı olsun. Vallahi süper oldu. Eyvallah. Süper oldu. Paletin rengini izlemeye devam edin efendim. Bu adam dünyanın en keyifli adamlarından bir tanesi. Konuşmayan bir adamı bile konuşturabilen bir adam Falet. Buradan sevgiler saygılar olsun tüm izleyenlere. Abi kızardım ya. Niye kızarttın beni ya? Yok yok iyisin. Gerçekten. İyisin, iyisin. Çok teşekkür ederim canım abim benim. Gerçekten biz Hakan Altun'a çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Yeni albümüyle tekrar paletin renginde görmek istiyoruz ve bize renk katacağına sonuna kadar inanıyoruz. Bizim de programımızda başımızın üstünde sonuna kadar biz program yaptığımız sürece yeri var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs'tan biz size selam söylüyoruz. Selam son olarak olsun. Söylemek istediğim şeyler var mı Paletin Rengi izleyicilerine? Sağlık olsun, sevgi olsun, huzur olsun, her şey gönlünüzce olsun. Bir anda bırakıp gittin. Terk ettim. Hayır pusuda vurdu ikimizi. Yalnızlığımıza hapsettim. Uyanın ayını beceremedik seninle. Bizi yaktı. Ayağımızın tozuyla nereye geldik biliyor musunuz? Kıbrıs'a geldik Kıbrıs'a. Şimdi sizi muhteşem yere getirdim. Gerçekten burada hem keyif yapılıyor hem de sefa yapılıyor. Fasıl'ın da kralı var. Benim de çok güzel dostlarım, çok sevdiğim dostlarım. Gel bak, gel. Gel. Şöyle ben böyle hop diye döneyim aranıza. İşte Mustafa Akeller ve... Nermin Akeller. Neden öptün biliyor musun? Harçlığımı isterim yenge. Bayramın kutlu. Yaz tahtaya, al haftaya. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Gerçekten İyiyiz. Çok güzel bir yeriniz var. Burada hem keyif yapılıyor hem sefa yapılıyor. Muhteşem bir fasıl da var içeride. Yemekler de yıkılıyor. Karı koca bu işi yapmak nasıl bir şey? Vallahi hem iyi hem kötü. Neden? Neden? Ara sıra böyle kızıştığınız oluyor mu? Evet, ara sıra. Neden kızlara bakıyorsun diyor musun mesela? Yok, o yönden güzel, değil. Güzel kızlar da geliyor mekana. O yönden bakamaz zaten. Çünkü senin gözlerin yeter yenge. Öyle mi? Bakar mısın Kadir'cim şöyle bakalım bir gözlere? Bakalım o zaman. Ya gerçekten. Gerçekten Kıbrıs'ta önemli bir markasınız bence. Buraya gelen bütün herkes mutlaka bu dükkanda soluğu alıyor. Evet, yani. Gerçekten Türkiye'de de çok taleplerimiz var bu yer için. Yemeklerimiz ve özellikle de fasılımız. Fasıl grubuyla biraz uğraşacağım izin verirsen. Çünkü kesinlikle. Gerçekten onlarla uğraşmanı istiyoruz. Çünkü onlar biraz böyle geçen hafta ben buradayken
abi öyle mi böyle mi? Ben dedim ki sana önümüzdeki hafta geldiğimde gösteririm sana abiyi falan filan diye. Şimdi şaşırdılar beni görünce. Birazdan hepsi zangır zangır titriyormuş. Sen onları darmadağın et bu akşam. He? Darmadağın et onları bu akşam. Vallahi uğraşalım değil mi? Uğraş. Ama gerçekten onlar... önce fasıl var. Birazdan da vur patlasın çal oynasın olacak. Kesinlikle, değil mi? Evet. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen Mustafa abi girelim mi içeriye? Girelim, hemen içeri girelim. İçeride eğlence nasılmış? Öncelikle böyle yavaştan yukarıya doğru muhteşem bir fasıl da var. Gel bak gel. Emre abla, ben bu muhteşem arkadaşların hepsini tanıtmak istiyorum. Tabii. İzin verirsen eğer. Hepsi sizin olsun. Öncelik şu yanındakinden başlamak istiyorum. Gel bakalım şimdi sen hocam düştün benim hocama. Geçen hafta vır vır konuşuyordun benim hakkımda. Abi ne televizyonu, işte hangi kanal, işte ne zaman geleceksin dedin. Bak ben buradayım şimdi. Tanıyalım bakalım seni. İsmim Tuncay Günüç. Tuncay? Günüç. Günüç. Evet. Memleket neresi? Adana Ceyhan. Adana'ya buradan selamlarımızı yollayalım. Hocam gerçekten bunu... döktürüyorsun. Teşekkür ederim hocam. Ben İbrahim Baysal. İbrahim Baysal. Evet. Abi vallahi var ya Ata Demirer'den güzel çalıyorsun. Teşekkür abi. Ederiz sağ olasın. Ama elimizden geleni yapıyoruz işte. Hocam gerçekten muhteşem çalıyorsun eyvallah sen de hocam, ya. Sağ olasın. Kaç senedir çalıyorsun? Vallahi aşağı 30 yıldır bile çalıyorsun. Memleket? Çanakkale Biga. Senin için bir tabir kullanmak istiyorum. Tabii buyurun. Grubun en delisi. Teşekkür ederim. En çılgını. Teşekkür ederim. En hiperaktifi. Teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadar. Memleket tabii, neresi? Tabii memleket aynen Adana Ceyhan. Adana Ceyhan'a tekrar evet. Selamlar. Selamlar diyoruz. Kime söylüyorsun abi selamı? Selamı Adana'ya diyoruz, Ceyhan'a diyoruz. Kimler var orada? Bizim bütün akrabalarımız orada evet. Yemeğimizle, müziğimizle biz birleştik. Çok güzel bir şey çıktı. Artık buraya gelen, bizi dinleyen, bizim yemeğimizi yiyen... Bütün müdavimler yiyen, burada. Bütün dediğin gibi müdavimler burada. Kaç senedir çalıyoruz? Yaklaşık 8 yaşından beri ben de... 8 buradayım. Yaşından beri hocam. 8 yaşından beri böyle geziyor. Bırakmıyor. Hiç bırakmadım. Hiç, hep böyle. Bununla mı yatıyorsun hocam? Tabii ki ya. Bununla yatıyorsun, bununla yatıyorsun. Ara sıra bununla yatıyorum. Sabah kalkar kalkmaz vuruyor musun hocam? Sabah kalkar kalkmaz vuruyorum ve çocuklar da bunalıyor eline. Bununla oynuyorlar. Biz bununla yaşadık. Bununla gibi büyüdük. Memleket bununla... neresi? Çanakkale Biga baba. Çanakkale Biga. İki Çanakkale Biga, iki Adana, Adana Ceyhan. Ceyhan. Aynen. İşte buluşmuşlar. Aynen. Gerçekten grubunuzun bir adı var mı? Grubumuzun adı Tuncay şefimizin ismini geçiyor. Şef Tuncay diye geçiyor. Şef Tuncay. Ben burada de. Sen de restoran müdürlüğü yapıyorsun zannedersem. Evet. İşletmenin müdürlüğünü yapıyorsun zannedersem. Evet, evet. Süper. Her şey çok güzel. Yemekler de harika. Eğlence de çok güzel. Biz sana da bir teşekkür edelim dedik. Evet. Biz şimdi Kıbrıs'tan size veda ediyoruz ama gerçekten Şef Tuncay eşliğinde muhteşem orkestraya da çok çok teşekkür ediyoruz. Biz ayrılmadan önce işte bakalım dedik bizim için bir şeyler yazdılar mı diye herhalde yaptın hocam elimizden sen bu işi. Kadar. Başlayalım mı o zaman? Başlayalım hocam. Bu yaptığın şey sayesinde insanlara biz de buradan hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın diyelim. Ve yolumuza devam edelim diyoruz. Hadi bakalım ne yaptık? Aman paletim canım paletim. Bak şimdi ben önlemiş de böyle Allah. Biz bu muhteşem arkadaşları burada eğlenceye doğru tekrar geri yolluyoruz. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Ben kaçtım.